Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Prince of Persia severler. Hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle birlikte bir önceki bölümümüzde buradaki Katakombs bölgesini aradan çıkarmıştık. Şimdi ise bu Depths kısmını aradan çıkartacağız. İsterseniz benim bir önceki videoyu bu bıraktığım yerden doğal olarak gelip buradan ışınlanabilirsiniz. İsterseniz hani bir şekilde bu asansöre ulaşıp oradan devam edebilirsiniz. Tamamen sizlere kalmış. Tekrar asansöre gidiyoruz. Tekrar asansör üzerinden devam edeceğiz. Ama öncesinde konuşuyorum bu arkadaşla. Upgrade deyip Efficiency'yi bir seviye daha yükseltiyorum. Aşağı inmek istiyoruz. Anahtara sahip olduğumuz için öncelikle ara katta duracaktır. O yüzden tekrar aşağıya dönmemiz lazım. Şimdi onu önce yukarı gideceğiz. Gerçi yukarı her şeyi açıyoruz. Onu en azından göstereyim. Buradan devam etmeyeceğiz. Şurada kapıyı açabiliyorsunuz bu şekilde. Bu tuşa basıp. Alttaki platforma basıp. Böyle hızlı seyahat noktamız var. Haritada buradayım. Şu yukarıdaki arkadaşı oradan çıkartın. Bir başka Lost Warrior'ı yendik. Kendisini burada oradan çıkardık. Ben buradan marker koymuştum. O markerı kaldırdım. Onun da insignia'sını aldık. Kaydımızı alalım. Şimdi yukarıdaki şeyi görüyorsunuz. Bu item'ı tek seferde aradan çıkarmamız aslında gerekiyor mantıken. Böyle bir avantajımız var. Double jump'a sahip olduğumuz için bu şekilde aradan çıkartabiliyoruz. Eğer ki double jump'umuz olmasaydı buradan şöyle devam edecektim. Bunu aşağı gidip alacaktım. İki tane var burada. Bir tanesi buradaydı, bir tanesi yukarı kısımdaydı. Onları aradan çıkar.
Doğru mu gidiyorum diye bakıyorum bu arada. Tekrar yukarı çıkmak istiyoruz aslında. Aslında o da belki olabilir de Heaven tarafında ama çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yanlış yere. Bakıyorum. Tekrar buna kayıt alıyorum. Şu kısımdan yukarı doğru çıkacağız gibi düşün. İyi yanlış yapıyorum. Ha şu. Allah'ım. Notları alıyorum da keşke notlara baksam. Asansörden yukarı yazmışım. Asansörden sol taraftan ilerlemeye çalışıyorum. Dahi yani bir çözüm. Şimdi bu kısım buraya bağlanamıyor. Yani daha bağlanabiliyor. Şöyle. Şöyle ilerleyebiliyorsunuz. Şu kısım yukarı bağlanamıyor. Çünkü o tuzaklar var. Biz de o yüzden bu faydalanıyoruz ve yukarı çıkıyoruz. Bir diğer alternatifiniz daha var, onu da bir aksilik olması göstereceğim. Canan çıkmış. Deps bölgesine düştüğümüz yere aslında geri dönüyoruz. Burasıydı. Sol tarafa hiç gitmemiştik. Şimdi sol tarafa doğru ilerliyoruz. Gerçekten. Haklısın. Seni öldüreceğim. Ben bir tık gıcık oldum. Buradan bir tane petal daha aldık. Haritada bu kısımdayım. Şunu kaldırayım. Çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Ya, o şekilde uğraşmak niyetindeyim. Bunu göstereceğim sevgili oyun. Kayıt noktamız. Bu da hızlı seyahat noktamız. Bu
Buradan ulaşma gösteriyor. Temel sebebi yukarıdan aşağıya gelemiyor olmanız. Yani her ne kadar harita oradan buraya bağlanıyor gözükse de aslında mantıken bağlanmıyor. İlerleyebiliriz bence. Haritada buradayız. Yapayım. Zamanında bu Depth bölgesini keşfederken şurada bir tane karakterle konuşmuştuk. Kendisinin çocuklarını kaçıran, öldüren, yediyen vesaire bir karakter olduğundan bahsetmişti. Ondan intikam almamızı istiyordu. Onun intikamını almaya geldik. Daha sık bir şekilde özel skill kullanabildiğimiz için çok da zor olmuyor. Gruesome sight. Other victims of this forsaken place. These must be the old woman's children. Gördüğünüz gibi burada bir sürü şey var, ölü var. Hani bunlar diyoruz. O yaşlı kadının çocukları olsa gerek. Buradan bir başka collectible item topladık. Aldırmak istiyorum. I've avenged your children. Now, do as you promised. Tell me what you know of the past. The past is meaningless. Aslında yaşlı kadın zannettiğimiz karakter bizi tuzağa düşürmüş bir başka düşman. Kendisini öldürünce bizim canımız azken vurduğumuz hasarı çok yüksek oranda arttıran, çok bir şey demeyeyim yani yüksek oranda arttıran bir tane şey veriyor. Amulet veriyor. Şimdi... Kendisinde normal yardımcı olmamızın sebebi hani geçmişe dair bize bilgiler verdiğine inanmış olmamızdı. Ama böyle bir niyeti yok. Önce o kadar feyilliği şimdi tek sefer yapmak da gerçekten şaşırtıcı. Bir tane kaydımızı aldık. Burada sağ taraftan devam ediyoruz. Aldırmak ister misin? Gerçekten. Başka insigneyi aldık. Isma açmak istiyoruz. Buradan gideceğim önce. Haritada buradayım. Ne kaldıralım. Bir başka silah upgrade item alacağız. Aynen. Çekiyorum. Burası açılıyor. Bu kısma böyle erişmek
Gelişmiş olmamızın ardında yatan temel sebep bu. Önce sol tarafa bakalım. Döngüye bakıyorum da yanlış olmasın adına. Şimdi burada direkt olarak absorbe edebildiğimiz bir tane Afra Surge bulunuyor. Wind of Sistan diye. Ben bunu çok sık kullanacağım. Temelde şöylesi bir saldırı. Ben bunu ilk oynayışımda çok sık kullanmıştım. AOE hasar vurmak için, yani alan hasar vurmak için müthiş bir şey. Çok geniş bir anda saldırıyor. Özellikle yani bossları vesaireyi bununla çok fazla stunlayabiliyorsunuz. Yani stunlamaktan kalsın da çok fazla hasar vurarak biraz canlarını sıkabiliyorsunuz. Bu kısmın geri kalanında herhangi özel bir içerik vesaire bulunmuyor. Sırf haritada siyah kalmasın ve diğer içerikleri göstermek adına hareket yönlerini vesaire değiştiriyorsunuz bu sistemlerin. İşte ok yay alabilirsiniz eğer ki bittiyse gibi gibi. Çok öyle bir ekstra bir item vesaire bulunmuyor bu kısımda. İçeri almış olmam lazım. Aynen. Aldık. Aldım. Olarak bu Depths bölgesi. Tamamsız. Bu Depths bölgesinin Power City'ye bağlandığı kısma gidiyoruz. Can potlarımız canımız direkt fullediği için hasar alıyor olmak ya zehirleniyor olmak çok fazla rahatsız etmiyor insanı. Burada bir tane collectible item'ımız var. Hakikaten de buradayım. Şu an Devs bölgesinde aslında elde etmek istediğimiz içeriklerin şeyini elde ettik. İsterler. Backtracking'ini yaptık diyebilirim. Bir tane treasure içeriği kalmış gözüküyor. Hangisini çoğalırım? Merhaba sevgili YouTube. Burada direkt videoda araya girmek istedim. Şöyle ki bir önceki, yani şu an varlığınızı izlemekte olduğunuz videodaki, benim için bir önceki olamaz, sizin için şu anki video. Bu videoda aslında almadığım item'ın ya da almıyor olarak gözüktüğüm item'ın nerede olduğunu buldum. Buradaki hızlı seyahat noktasının, Hazanson altındaki hızlı seyahat noktasının en altında şu kısımdayım. Daha önce buraya gelmiştik fakat nasıl olduysa buradaki item'ı almamış gözüküyorum. Sağ tarafta bir tane sandığımız var. Ben lootladım diye hatırlıyorum ama 52 atlamışım, yapacak bir şey yok. Geldim buraya, sandığımız burada. Buradan açıp yeni tane amulet elde ediyoruz. Bu ameleti takmamız durumunda hani düşmanlara teleport attığımızda bir tür şey yapıyoruz. Lazer hasar vuruyoruz gibi düşünebilirsiniz, çok fark etmez. Ha, haritada buradayım. Yani şu an sol üstte gördüğünüz gibi Depths bölgesine ait olan bütün içerikleri tamamlamış gözüküyoruz. Burada kısaca girmek istedim. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.